Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Femen şehide minkumuş şehre felyesum. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men sâme Ramazan îmânen ve ihtisâben غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَلْ اَوْ كَمَا قَلْ. Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olan Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin. Okuduğum hadis-i şerifte ise sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Kim inanarak ve karşılığını yalnızca Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Aziz müminler! Huzur ve bereketin müjdecisi, sonsuz ikramların habercisi Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimine girmek üzereyiz. İnşallah önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece ilk teravih namazlarımızı kılacağız, ardından sahura kalkıp ilk oruçlarımıza niyet edeceğiz. Bizleri bu müstesna zaman dilimine ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Kıymetli Müslümanlar, yaşadığımız afetle mahzun olan gönüllerimiz bu ayın bereketiyle esenliğe kavuşacak. Ramazan'ın diriltici soluğu bizlere bir bahar serinliği bahşedecek. Sevgili Peygamberimizin günahlardan azat olma müjdesi, istikbalimize dair umutlarımızı yeniden yeşertecek. Bu şuur ve inançla diyoruz ki, ey şehri Kur'an hoş geldin, ey şehri Siyam hoş geldin, ey şehri Rahmet ve Gufran hoş geldin, ey şehri Ramazan hoş geldin. Muhterem müminler! Ayların sultanı Ramazan, hidayet rehberimiz olan Kur'an-ı Mübin'in nazil olduğu aydır. İnşallah bu mübarek ayda Yüce Mevlamızın bize en büyük rahmeti olan Kur'an'la daha çok hemhal olacağız. Okunan mukabelelerle Kur'an aşkımız ve şuurumuz pekişecek. Kur'an-ı Kerim'in manasıyla hayatımızı yeniden inşa edeceğiz. Kalplerimizi ve zihinlerimizi onunla daha çok mamur kılacağız inşallah. Aziz müminler, Ramazan bizi takvaya ulaştıran oruç ayıdır. Oruç ibadeti ki nice derin anlamlar, nice hikmetler taşır. Yeme içmeden ve nefsani isteklerden uzak kalmak, orucun sadece görünen yüzüdür. Hakkıyla tutulan oruçla nefsimizi terbiye eder, ruhumuzu arındırırız. Şuurla tutulan oruçla sabrı kuşanır, irademizi eğitiriz. Elimizi, dilimizi, gözümüzü, kalbimizi, zihnimizi, hasılı bütün varlığımızı haram ve günahlardan uzak tutma kararlılığımızı gösteririz. Kıymetli müminler, Ramazan birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma ayıdır. Omuz omuza kılacağımız namazlarla daralan ruhlarımız feraha kavuşur. Dillerimizden dökülen, camilerimizin kubbelerinde yankılanan tekbirler ve salavatlarla gönüllerimiz huzur bulur. Zekat ve fitrelerimizle, İnfak ve sadakalarımızla nice kardeşlik köprüleri kurulur. Yoksulların, muhtaçların, gariplerin ve kimsesizlerin yüzü güler.
Aziz kardeşlerim, hayatımızı gözden geçirmek, geçmişimizin muhasebesini yapmak, Rabbimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı hatırlamak için Ramazan-ı Şerif'i eşsiz bir nimet, emsalsiz bir imkan bilelim. Açalım kapılarımızı bu rahmet, bereket ve mağfiret mevsimine. Ardına kadar açalım gönüllerimizi Rabbimizin davetine. Açalım ki onun affıyla ağırsın yüzlerimiz. Rahman'ın gönderdiği aziz misafiri ona layık bir şekilde ağırlayalım. Şehri Ramazan'ı kendimizden razı ederek Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olalım. Ve nihayet Rabbimizin mümin kullarına vaat ettiği cennet bahçelerinde ebedi bayram sevincine kavuşalım. Kardeşlerim, yarın Çanakkale zaferimizin 108. yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bundan bir asır önce kahraman ecdadımız bütün dünyaya Çanakkale geçilmez diye haykırdı. İslam'ın izzet ve şerefini, Müslümanların haysiyet ve onurunu müdafaa etti. Mabetlerimize namahrem eli değdirtmedi. Şehadetleri dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmedi. Onlar imanlarıyla, cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla, Allah'ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. Bugün bize düşen Çanakkale ruhunu her daim canlı tutmak ve gelecek nesillerimize de aktarmaktır. Bu vesileyle başta Çanakkale şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize, ebedi aleme göç eden gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet niyaz ediyorum. Afetlerde vefat eden kardeşlerimize ve ahirete irtihal etmiş tüm geçmişlerimize Yüce Mevlamızdan rahmet diliyorum.